Yolun sonuna geldik galiba. Geri dönüşü yok gibi görünüyor. Buyurun Firdevs Hanım. Duyduğuma göre çiftlikteymişsiniz. Evet, buyurun. Peker'le konuştum şimdi. Bihter aramış biraz önce. Veda etmiş ablasına. Bihter gidiyor Adnan Bey. Bana öyle bir şey söylemedi. Dün gece biz... Bilmediğiniz çok önemli bir şey daha var. Nedir? Bihter hamile. Alo. Adnan neredesin? Yoldayım, geliyorum. Oteldeyim ben. Bihter yok. Odayı boşaltmamış ama gitmiş Adnan. Telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Korkuyorum. Odayı boşaltmadığına göre geri dönecektir. Sesi çok kötüydü telefonda. Tuhaf tuhaf konuştu. Gidiyorum dedi, vedalaştı. Ya kendine bir şey yaparsa? Adnan korkuyorum. Korkma, bulacağım ben onu. Nereden bulacaksın? Peki, lütfen sakin ol. Benden haber bekle. Tamam, bekliyorum burada. Kendini böyle yormaman lazım. Adnan Bey gitti mi? Evet. Rüzgar ne çabuk yön değiştiriyor, değil mi? Evet. Yedekte sürekli bir plan var. Her duruma göre bir yenisi hazırlanıyor. Her durumda yükümüz daha da ağırlaşıyor böylece. Beni suçlu hissettirmeye çalışıyorsunuz. Ama benim taşıyamayacağım bir yük yok Deniz Hanım. Öyle olsun Beşir. Yapacak bir şey yok.
Herkes birbirini kandırıyor madem. Sen de kendini kandır bakalım. Ben İstanbul'a dönüyorum. Hoş geldiniz. Bitmedi mi daha? Az kaldı. Ha gayret, götürün şunu bakalım. Hamileymiş ha. Çok sevindiler. Hoş geldiniz. Yukarısı kalabalık galiba. Sormayın, başımız döndü. Sevinmez olur muyum? Çok sevindim. Ay tam zamanında ama değil mi? Tam her şey kötüye gidiyor derken harika oldu bu. Evet, bence de. Bu haber her şeyi değiştirdi bir anda. Babamın yüzünü görmek isterdim. Behlül gel, haberimiz var. Ben söyleyeceğim. Halacığım kapatıyorum, Behlül geldi, öptüm çok. Ben de öpüyorum canım. Abi olurum Behlül. Kardeş geliyor bize Behlül. Bihter hamileymiş. Aa, şuna bakkal geldi. Çok şaşırdım. Her şey düzeliyor, bebek geliyor. Ne şahane ama değil mi? Evet, çok iyi. Çok iyi. Firdevs Hanım'a vermiş babamı. Babam hemen Bihter'in yanına koşmuş. Düşünebiliyor musun? Barışırlar artık. Kabus günler bitti. Ya arayalım hemen. Ya dur, arama, konuşuyorlardır şimdi. Ya Bihter yine de geri dönmezse? Olur mu öyle şey? Değil mi Behlül? Kesin barışırlar. Tabii canım. Herhalde benim belimi yüzümü yıkamam lazım. Tamam. Hiç sevinmedi. Bozulma hey! Senin değil benim pabucum da mı atılacak? Güvenecek gücüm yok. Güvenecek kimsem yok. Yenildim. Gitmek istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Ama mecburum baba. Başkalarının hayatında zorla yaratamam ki kendime. Kalmak gitmekten daha zor. Bebeğimi gizleyemeyecek duruma geldiğimde anlatmak zor. Daha çok yara almak istemiyorum. Kimse bana dokunmasın, incitmesin artık. Dayanamıyorum.
Nasıl buldun beni? Burada olacağını tahmin ettim. Niye bana söylemedin? Bir bebeğimiz olacağını öğrendim. Niye söylemedin? Kim söyledi bunu? Annen aradı söyledi. Ama senden duymak isterdim. Sitem etmiyorum. Sen bana o gece söyleyecektin belki de. Bilseydim. Bihter. Annen. Herkes öyle merak etti ki seni. Bana ver. Alo. Ver lütfen. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bihter. Canım çok merak ettim seni. Niye Adnan'a bebeği olacak diye yalan söyledin? Yalan değil, hamilesin. Hayır, nereden çıkardın bu saçmalığı? İnanamıyorum sana. Boşuna çırpınma Bihter. Her şeyi biliyorum. Kliniği aradım. Doktor Oktay'ın asistanını konuşturdum. Ne zavallı bir çaba bu. Adnan'ın ne kadar üzüleceğini düşünemedin mi? Ah Bihter ah. Yine aptallık ediyorsun. Ortaya çıkacağını bile bile nasıl böyle bir oyun oynuyorsun? Sen niye böyle bir oyun oynuyorsun? Yoksa bebek... Kes sesini! Bunu ancak sen düşünürsün. Bu ancak senin beynini yaratabileceği bir saçmalık. Hayatını mahvetmeye kararlısın öyle mi? Eve dönmek için şansın olabilirdi o çocuk. İnkar etmekle neyi kaybettiğini bir düşün bakalım. Özür dilerim Adnan. Böyle bir kadın bu işte. Bizi barıştırmak için böyle bir yalan uydurmuş. Sonuçlarını düşünmemiş bile. Özür dilerim. Gideceğin de yalan öyleyse. Hayır, bu doğru. Gel lütfen Çetin. İyi misin? Sorun neyse halledebildin mi? Artık ilgilenmemeye karar verdim. O halde seni geri alabilir miyim? Evet, tamamen sana aitim. Güzel. Çıkalım o zaman. Viyana'yı senden daha fazla mahrum etmeyelim. İzinle hemen geliyorum. Tamam. Sana burada evlenme teklif etmiştim. Şimdi de burada veda ediyoruz birbirimize. Çok üzgünüm. Seni üzmek istemiyorum daha fazla. Seni çok sevdim. Ben seni hala seviyorum. O gün burada tuttuğum eli bir gün bırakacağımı hiç düşünmemiştim. O zaman bırakma. Başladığımız noktaya geri dönmemiz imkansız. Değiştirmek mümkün olsaydı. Ama yaşandı bir sürü şey. Sen gerçek Bihter'i tanımadın hiç.
Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Bu kadar uzak mı hissediyorsun kendini? Hayır, öyle demek istemedim. Neyse. Haklıydın. Birçok kez gittim ben. Sonra geri döndüm. Kendimden kaçamadığım zamanlarda hep senden kaçmak istedim. Bana öfkelenmek de haklıydın. Seni ne kadar yorduğumu farkındayım. Hayatını alt üst ettim. Seni üzen, yıpratan Bihter olarak değil, seni seven Bihter olarak çıkıp gitmek istiyorum hayatından. Beni bu halimle hatırla hep. Seni seven Bihter'i hatırla. Bihter, gitme. Benden nefret etme ne olur. Sessiz sedasız çıkıp gideyim hayatımızdan, öyle mi? Bütün yaşananların yükü altında tek başıma ezileyim. Sen de amcanın imkanlarından rahat rahat faydalanmak için Nihalciğin'le mutluluk oyunu oyna. Firdevs Hanım'ın kızı buna müsaade eder mi? Daha dur. Firdevs Hanım'ın kızının ayaklarına kapanıp af dileyeceksin. Aşk dileneceksin. Sen de tam zamanda evlenip gidiyorsun. Bebeğe yer açılacak evde. Senin kafan tuhaf çalışmaya başladı birden. Behlül. 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 Ay aşk olsun, ben de seni aşağıda bekliyorum salona bakacaksın diye. Sen burada müzik dinliyorsun. Pardon canım. Üstümü değiştirecektim, oturdum. Kaldım öyle. İnerim şimdi. Ne dinliyorsun? Ya tamam. Böyle mi dinliyorsun? Deli misin sen? Hayır canım. Şey, kalkarken açılmış. Hadi çıkın da giyineyim hadi. Hadi sevgilim. Böyle de canımı ye. Hadi serseri. Kaç aylıkmış acaba? Kim bilir? Hiç bana bakmayın. Ben de şimdi sizden duydum. Hayret, nasıl kaçırmış? Bir şey mi dedin? Hı hı. Firdevs Hanım niye sana söylememiş merak ettim. Hani hanımın senden bir şey gizlemiyor. Çok yakınsınız ya ondan. Yakınlık başka, yerini bilmek başka. Sen de öğrensen iyi olacak artık. Şşş, ne oluyoruz? Başlamayın yine. Ay küçük çocuk özleniyor vallahi.
Nasıl değiştirecek evin havasını bakın görün. Haberi bile yetti aslında. Nihal nasıl cıvıldıyor sevinçten. Hele Bülent uçtu uçtu. Matmazel'in haberi oldu mu acaba? O da çiftlikte olduğuna göre duymuştur. Yazık. Emekleri boşa gitti. Bihter Hanım eve dönmesin diye az uğraşmadı. Madama şoka girmiştir şimdi. Hadi oradan iftiracı. Matmazel'e laf söylemek sana mı kaldı? Hayat sürprizlerle dolu. Dengeler bir anda değişebiliyor. Düşmemek için kime tutunacağını iyi bilmeli insan. Su kaynayınca rica etsem kahvemi yapar mısın? Sen hala beni sustur. Uyma Allah aşkına. Tavus kuşuyla beraber gidecek derken bu daha da yerini sağlamlaştırdı. Bihter Hanım gelmeden kaşı kalktı bile. Yandık bundan sonra, ben söyleyeyim size. Aman bırak. Hava yapıyor kendi kendine. Bizi tahrik etmeye çalışıyor aklınca. Boş verin, aldırmayın. Her şey için teşekkür ederim. Beni kırmayıp geldiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Burada konuşulanlar burada kalsın lütfen. Tabii. Bu haber bütün soru işaretlerimizin üzerine bir çizgi çekmeli. Adnan'ın bu haberi aldığından itibaren duyduğu heyecan bizim de bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapatmamızı gerektiriyor. Farkındayım. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakal. Güle güle Matmazel. Kendini yorma lütfen. Çok dikkat et, olur mu? Merak etmeyin. Hoşçakalın. Güle güle. Yine gelin lütfen. Hoş geldiniz Bihter Hanım. Geldiler. Bihter. Canım. Canım benim. Tamam, sakin ol. Merhaba. Öldürdün merhaba. Beni meraktan. Ödümü patlattın Bihter. Aşk olsun. Sana merak etme dedim ben. Söylemesi kolay. Sen arayana kadar mahvoldun burada. Aslında sana kızmam lazım. Niye öyle konuştun benimle? Telefonunu da kapattın arkasından. Peker, lütfen şimdi konuşmak istemiyorum. Baban nasıl Nihat? İyiye gidiyor. Annem yanında şimdi. İyi olduğuna sevindim. Sizin bize söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Kaç aylık? Bebek falan yok. Annemin uydurması. Ya... Firdevs Hanım işte. İçine öyle doğmuş. Efendim kızım. Hadi neredesiniz? Oteldeyiz şimdi. Ne zaman geliyorsunuz? Heyecanla bekliyoruz. Baba. Eve ne zaman geleceksiniz? Yani gelecek değil mi? Tabii. Bihter toparlanınca hemen geleceğiz. Tamam. Çok öpüyorum tatlım. Evde görüşürüz. Gelmeyeceğim Adnan, beklemesinler. Hadi durmayalım böyle. Ya yukarı çıkalım ya kafeye geçelim. Yok. Biz gidelim artık. Evet, çocukları bırakıp çıktım öyle. Gidelim. Bakıcı yanlarında değil mi? Evet ama
Aceleyle çıktım. Dolaptaki süt de bitmiştir şimdi. Hoşça kalın. Güle güle. Annemin yaptığı kabul edilemez bir şey. Ama her şeyde bir hayır vardır. Bak. Seni geri getirdi. Hadi bekletme çocukları. Belki de böylesi daha iyidir ha. Güle güle canım. Hoşça kal. Güle güle. Odaya çıkalım da toparlan bir önce. Adnan söyledim gelemem. Yukarıda konuşalım. Bihter gelmeden şu işlerin bitmesi lazım. Çabuk tamam, olsun. Tamam, ilgileniyorum. Merak etme. Hadi arkadaşlar biraz çabuk olalım. Hadi, hadi. Of. Cemile, çamaşırları çıkardın mı kurutucudan? Çıkarttım. Biraz dinleneyim de ütüye girişeyim bari. Kolay gelsin. Sağ ol Nihal'cim. Babamlar gelecek birazdan. Akşam için neler düşündünüz? İnşallah Bihter'in de sevdiği şeyler vardır. Yoksa da hazırlarız. O mantarlı böreğiniz var ya sizin, çok seviyor. Ondan yapın. Olur. Hünkar beğendi de yaparım. Sağ olun. Ailemize yeni biri katılıyormuş. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Allah tamamını erdirsin. Yukarıdakiler işlerini çabuk bitirseler bari. Bütün derdim o zaten. Süleyman Efendi başlarında ama bakayım ben yine. Dürtmeden içim rahat etmeyecek. Nesrin, sen yumurtaları çırpmaya başla. Hadi biz geç kalmayalım bari. Kafandan neler geçiyor? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yalan mı söylüyorsun, doğru mu bilmiyorum. Benden intikam almak için amcamı yaralıyorsun. Yapma. Onu bana karşı kullanma. Yeterince haksızlığa uğradı. Lütfen bitir artık bunu. Geri dönme. Bu çok büyük hata olur. Herkes için en doğru olanı yap. Geri dönme. Bana olan öfkeni başkalarından çıkarma. Yaşadıklarımın, söylediklerimin hepsinden pişmanlık duyuyorum. Bitti her şey. Zorlama artık, ne olur. Yalvarıyorum sana. Lütfen. Ama lütfen geri gelme. Bizim yaşadığımız güven sorunu değildi Bihter. İletişimsizlikti. Hilmi Önal bu saçmalığı ilk ortaya attığı andan itibaren konuşabilseydik açıkça bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu bakımdan ikimiz de hatalıyız. Bir taş yerinden oynadı diye bu kadar çabuk yıkılmamalıydı duvarlarımız. Biz altında kalmamalıydık. O gece sana kendimi ifade etmeye çalıştığımda öyle kesin bir şekilde reddettin ki beni, özellikle anlamak istemediğini düşündüm. Bitirmek için bunu fırsat bildiğini düşündüm. Oradan öyle çekip giderken ne hissettiğimi anlatmam mümkün değil. Müthiş bir yoksunluk, müthiş bir boşluk duygusu, ıssızlık. Bir adım daha atmaya cesaret edemedim. Sessizliğim korkumdan da hep.
Ben sana doğru adım attığımda geri çekildin ama. Senden ayrı kalmak istemediğimi söylediğimde neyin değiştiğini sordun bana. Düşünmeye ihtiyacın olduğunu söyledin. Ayrılık karar vermek için bu kadar etkili oluyor madem, benim de bu uzaklığa ihtiyacım var dedim. Böyle söylerken de emindim kendimden. Senin de emin olmanı istiyordum. O zamanı kendime değil, sana vermiştim ben yine. Bugün seni kabristanda öyle gördüğümde, sözlerimin seni ümitsizliğe düşürdüğünü anladım. Birbirimize yeterince açık olmadığımız için bir hata daha yapmıştık. Şu anda da yapıyoruz aynı hatayı. Bugün bana koşarak gelmenin bir nedeni yokmuş gibi konuşuyorsun hala. Açık açık söyle, itiraf et Adnan. Bebek beklediğimi zannettiğin için koştun bana. Bebek fikrinin beni çok heyecanlandırdığını inkar etmiyorum. Duyduğum andan itibaren bütün sıkıntılarımı aldı götürdü. Tarifsiz bir mutluluktu. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha hatırlattı bana. Benim için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha idrak ettim. Seni seviyorum Peter. Evliliğimiz bitsin istemiyorum. Sen hazırlan, ben hesabı halledeyim. Sonra evimize gidelim. Neler geçiyor, ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yalan mı söylüyorsun, doğru mu bilemiyorum. Benden intikam almak için amcamı yaralıyorsun, yapma. Onu bana karşı kullanma. Yeterince haksızlığa uğradı, lütfen bitir artık. Geri dönme, bu çok büyük bir hata olur. Herkes için en doğru olanı yap, geri dönme. Bana olan öfkeni başkalarından çıkarma. Yaşadıklarımın, söylediklerimin hepsinden pişmanlık duyuyorum. Bitti her şey, zorlama artık ne olur. Yalvarıyorum sana, lütfen, ama lütfen geri gelme. Gelmeyecekler galiba. Garanti yine tartıştılar. Arasana abla. Hayır canım, gelirler şimdi. Bence sen de kendini hazırlama Nihal. Ciddi bir sarsıntı yaşadılar. Boşanma kararı günden güne değişecek bir karar değil. Bihter dönmeyebilir. Ne diyorsun Behlül? Bihter hamile. Sadece bebek yüzünden bir arada kalmaları ne kadar doğru olur sence? Bihter gelmezse ben hiç şaşırmayacağım. Aa, geldiler. Geldiler. Bihter arabada gördüm.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bülent, yavaş. Ne koşuyorsunuz meraklılar? Karşılıyorum işte ben. Aa, deli mi ne? Hadi hadi aşağı. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Geç kalınca gelmeyeceksin sandım. Öyle moralim bozuldu ki. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim taklım. Çok sevindik. Bebeğimiz nasıl? Bebek yok mu yani? Nasıl yok? Yok işte, yanlış bilgi. Ne haber Behlül? Ama halam müjde verdi bize, bebek bekliyormuş dedi. Annem öyle olmasını hayal etmiş, herkese de öyle söylemiş ama bebek falan yok. Ya nasıl heveslenmiştik? Kusura bakmayın çocuklar, kabahat benim değil. Döndüğünde Firdevs Hanım'dan hep birlikte hesap soracağız. Yetmediği yerdeyim. Hayatımın müziği olmanı istiyorum. Ne kadın. Ta oralardan buraya yetişiyor.
İnsan ortaya çıkacağını bile bile nasıl böyle bir yalan söyler? Ben Adnan Bey'in yerinde olsam bunun hesabını sorarım ondan. İnsanların duygularıyla oynamaya hakkı yok. Adam ne büyük bir hayal kırıklığı yaşadı kim bilir. Bunu unutma. Annen ne dedi sana telefonda? Nasıl açıkladı oyununu? Bir şey söylemek istemiyormuş artık. Bihter için ne hali varsa görsün dedi. Bir yerde amacına ulaştı. Eskiden sadece iki şeydi. Buzları eritti ama yöntemi kötü. Nasıl gerildim bugün. Omuzlarım kas katı oldu. Albert'in ölümünden biraz o var mısın? Gel. Hiçbir şey sadece seni kaybetmekten korkuyorum. Ama bu akşam korkmana gerek yok. Sadece birkaç saatliğine dışarı çıkıyorum. Kim bu şimdi? Annemdir belki. Bir sınıf arkadaşımla buluşacağım. Bugün gelmiş. Zaten gerçekten. De... Annem. Ne demek istiyorsun? Merhaba canım. Biliyorum. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hastaneden mi geliyorsunuz? Evet. Bütün gün orada mıydın sen? Ona ihtiyacın yok. Evet. Ona gerçekten ihtiyacın. Bırakamadım. Ayrılamadım yanından. O kadar savunmasız, o kadar yalnızdı ki. Bırakamadım. Aldığın ilaçları da... Sanatına ne kadar az... Durumu nasıl? İyi. Ziyagillerin dava dilekçesindeki iddiaları inceledim. Sıkı hazırlanmışlar. Ne o? Gözün mü korktu? Ne münasebe. İyi çalışmışlar demek istedim. Tabii biz de ona göre savunmamızı yapacağız. Ama elimiz onlara oranla çok zayıf. Sait'in söyleyecekleri çok önemli. Bir lafıyla yakabilir bizi. Sen bu konuda hiç açma ağzını, hiç. Güvenilir adam diye sen sardın o belayı başıma. O çocuğa dikkat etmek lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Cahil cesareti var onda. Ben onun cesaretini kırdım, merak etmeyin. Kafası biraz çalışıyorsa çenesini tutacaktır. Benim olay nasıl yankı buldu basında? Aynur'un polise ifade verdiğinde emniyet önünde sıkıştırdılar biraz. Ama detaylar hakkında bir bilgi sızdırılmadı basına. Kaza geçirdiğinizi yazdılar. Bilemiyorum, hemen arkasından boşanma davanız görülünce bir bağlantı kurup yeniden kurcalayabilirler. Boşanma davası görülmeyecek bu durumda. Öyle mi? Çok sevindim. Aynur Hanım'ın bana direnecek gücü yok. Karşımda değil, arkamda yer alacak. Bu da Ziyagiller davasında yalnız kalmayacağım demektir. Şu talihsiz olay bile beni yıkamadı, görüyorsunuz. Üstelik daha da güçlenmiş olarak kalkacağım ayağa. Artık daha güçlü, daha hırslı bir Hilmi Önal bulacaklar karşılarında. Halama haber verdi mi bebek yokmuş diye? O da üzülecek şimdi. Ya evet. Herkes beni değil bebeği bekliyormuş meğer. Bebek konusunu kapatalım artık. Evet. Annemin eve gelişini kutlayalım. Hadi. Hoş geldin anne. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ben bir de Nihal için kadeh kaldırmak istiyorum. Dekorasyon onun zevki. Şahane olmuş gerçekten. Teşekkürler Nihal. Yokluğumda büyük değişiklikler yapmışsın. Sen adamlara randevu verdiğin için işi başlatmak zorunda kaldın. Yoruldun ama değdi bir tanem. Senin işaretlediğin şeylerde fikir verdi bana. Ama aynalarını seçmedim, kusura bakma. Aslında onlar da güzeldi ama... Geri gelmeyeceğimi düşündüğün için kendi seçimini yaptın.
Bence çok güzel oldu. Ben farklı düşünmüştüm ama olsun, alışırız. Mutfakta da bazı değişiklikler olmuş. Hayır, bir şey değişmedi mutfakta. Davranışlar, huylar değişmiş. Onu kastettim ben. Bir saygısızlık mı ettiler? Boş ver, şimdi tadımızı kaçırmayalım. Konuşmaya değmez gerçekten. Sanki perdelerin... İyi, neyse canım, olmuş artık. Beğenmediysen söyleriz, değiştirirler. Bilmem, göz yoruyor sanki. Beni hiç rahatsız etmedi aslında. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Çok klişe ama doğru. Çok yavaş gidiyorsun. Hiç içmedin neredeyse. Yo, içiyorum. Davranışlar değişmiş ne demek bir kere? Ne yapmışız biz? Adnan Bey'in yanında dandan yüzümüze söyledin. Düşün yani. Ah, dedim sana ben. Çeneni tut, uyma şuna diye. Bire bin katıp yetiştirmiş işte, besbelli. Biz onun işi nasıl astığını söylüyor muyuz tavus kuşuna? Biz herkes gibi fitne fücur değiliz ki. Ne oluyor? Sen biliyorsun ne olduğunu. Cemile. Bizim hakkımızda ne söyledin sen Bihter Hanım'a? Ne o? Fırça mı yediniz? Doğru konuş. Yahu kızım, uyma. Mahsus yapıyor işte. Sen de haddini bil bakayım. Ortalığı karıştırıp durma artık, yeter. Ben olanı biteni söyledim sadece. Yaptığınız cezasız kalacak değildi herhalde. Şuna bak ya, hala konuşuyor. Kendine gel. Sen bana şu diyemezsin. Sen kimsin be? Aa, kimsin? Cemile. Sen Cemile. Kimsin? Dur kızım, yapma. Bunu da söyleyeceğim işte, bunu da. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Kızının sesi çok çıkmaya başladı Süleyman Efendi. Söyle ayağın denk alsın. Yoksa ben onun sesini kıstırmasını bilirim. Hey, bana baksana sen. Süleyman bırak. Gözünü seveyim bırak. Hır çıkarmak için bahane arıyor. Bırak, uyuma. Yani siz de uymayın o zaman. Coşturmayın şunu. Bu ne canım? Bir elimi yıkamaya gittim. Olay çıktı yine. Bir daha görmeyeceğim, anladınız mı? Cemile. Tamam. Pelin gördüğü her gelinlik modelini maille yolluyor. O benden daha heyecanlı. Ben patlamak üzereyim, çok doydum. Nihal senin sevdiğin tatlıdan yaptırmış, daha o var sırada. Yemezsen bana darılmazsın değil mi? Yok canım. Bence sen de yeme. Düğüne kadar dikkat et kendine. Biraz kilo almışsın galiba. Hayır, fıstık gibi. Kolum iyileşsin, hemen spora başlayacağım. Çok hareketsiz kaldım. O zaman bu akşam hareket edelim. Dışarı çıkıp eğlenelim biraz. Ne dersin? Olur derim. Bu kolla kalabalığa girme bence. Değil mi, çarparlar falan? Geçen gün vitrinlere bakarken yanımdan geçen bir kadın çarptı koluma. Nasıl acıdı? Söylemedin bana. Bir şey olmadı Allah'tan. Bir an için. Bir terslik daha olursa Allah korusun, düğün ertelenir. Allah korusun. Allah korusun. Çok dikkat etmen lazım ama. O zaman biz de baş başa sakin bir yere gideriz. İlle çıkacak, duramıyor. Tekneyle çıkalım, ister misin? Donarsınız, saçmalamayın. Dolunay var ama. Evet. Kalın giyiniriz, battaniyelere sarınırız. Şahane olur. Sizde akıl varsa ben ne olayım? Beni götürür müsünüz diye hiç sormuyorum. Baş başa dedim. Dikkatini çekerim. Ara bari, tekneyi hazırlasınlar. Derhal.
Kötü öksürüyorsun. Alerjik. Ağaçlardan uçuşanlar öksürtüyor. Burası sana kötü geliyor bence. Geldiğinden beri öksürüğün daha da kötü oldu. Yarın hastaneye giderim bir ara. Beni oyalamak için söyleme. Kontrolünü de geçirdin. Yarın mutlaka in şehre. Hatta birlikte inelim. Ben de yalıya uğrayacağım. Bihter'e bir hoş geldin demek lazım, değil mi? Bebeği de kutlamalı. Sabah erkenden Remzi Bey bizi götürsün. Remzi abi hiç yormayalım isterseniz. Sizi ben götürürüm. Siz yalıdayken ben de hastane işimi hallederim. Olur. Yorma kendini sen de artık. İyi geceler. İyi geceler. Yeni bir maketle başladım. Sonra gösteririm sana. Olur, bakarım. Önce babamın yeni yaptığı oymayı gör bence. Daha bitmedi. Olsun. Bak bakalım sen kime benzeteceksin. Sinirinden cadıya benzetmedin inşallah. Olabilir. Ben hazırım. Ben de. Sen önce şunu giy bakalım. Dikkat et, yavaş. Sağ ol canım. Hadi. Hoşçakalın. Güle güle, üşütmeyin sakın. Merak etme, yedek kazak da aldım. Güle güle, iyi dolunaylar. Sen de oturup kalma. Gençleri yalnız bırak biraz. He, gidip maketimle uğraşayım biraz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Öfkeli bir kadın bu. Bir süredir bana böyle bakıyordu. Affedersin. Gerçekten bizde akıl yok. Üşüyor musun? Hayır, sen? Çok güzel. Haklısın. Sadece bebek yüzünden bu evlilik sürseydi daha kötü olurdu. Demek ki seviyorlar birbirlerini. Bari burada amcamla Bihter'den bahsetmeye bıraksak. Affedersin. O zaman bizi konuşalım. Bu ilk baş başa gecemiz. Kaç sonluyu geçireceğiz birlikte? Sayamayacak kadar çok olsun istiyorum. Zor bir kadının, biliyorsun değil mi? Onun için seni seçtim.
Kızımın evliliği yıkılırken benimkinin temelleri atılıyor. Aşk da, aşıklık da, son da başlangıç da bizim için. Şefkat istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yaşında falandım. Sen yine gece dışarı çıkmışsın arkadaşlarınla. Ben dişimi sıkarak iyi eğlenceler dedim. Tabii dişlerim de teller. O zamanlar Sedef diye bir kızla çıkıyordun. Kapkara gözleri vardı, iri iri. Kolunun şurasında da bir lekesi vardı. Sen nereden hatırlıyorsun? Unutur muyum? Sen öptün bahçedeki havuzda o lekeyi. İlk gerçek aşkındı. İlk kez onun için ağladın. Çektim Bozburun'daki yazlığa gittim. Bütün yaz gelmedim. O kızdan iki kat nefret ettim ben de. Hem seni üzdüğü için, hem de seni benden uzaklaştırdı diye. Baharda başka bir Behlül olarak döndün zaten. Bir daha hiçbir kız için ağlamadım. O kız gibi sev istedim beni de. O kız gibi acı çek beni severken de. Mutlu aşk yoktur diyorlardı ya. Halt etmişler. Lütfen.
Bey'in arabası yok hala. Neredesiniz diye açıp bir sor istiyorsan. Çiftliğe gitmişlerdir. Dün gece Beşir'le konuştuk, bir şey demedi. Fesubhanallah hanımlar. Çocuklar hadi şunları yıkayın da bir an önce hazırlayın. Kalkarlar neredeyse. Günaydın. Günaydın efendim. Cemile ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Ben gittikten sonra çok hareketli günler yaşanmış burada. Efendim biz... Cemile ile konuşuyorum Süleyman efendi. Cemile bu evin elemanı. Sürekli sorun çıkaran hizmetlimle konuşuyorum. Buyurun Mihter Hanım. Artık bu evde çalışmıyorsun. Üç gün içinde başka bir iş bul kendine. Prensip olarak kovduğum bir personelle aynı çatı altında olmak istemem ama... ailem burada yaşadığı için mecburen bir süre burada kalabilirsin. Daha konuşmam bitmedi. Bu yalnızca benim değil Adnan Bey'in de kararıdır. Onun için referans mektubu yazacağını da söylememi istedi. Bana kalsa onu da yapmazdım ama. Herkes ayağını denk alsın. Kızım. İyi oldu aslında, kurtuldum. Özgürüm artık. Allah'ın cezası kim bilir neler anlattı Adnan Beylere. Ne yapacaksın Süleyman Bey? Konuşsana. Ah. Hoş geldiniz Matmazel. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bakın kapılarda karşılıyorum sizi. Ne zamandır ilk defa hep birlikte kahvaltı yapacağız desenize. Ya. Günaydın. Günaydın Adnan Bey. Keyifli bir güne başlamadan önce şu tatsız işi bir halledeyim. Ben hallettim. Konuştun mu Cemile ile? İyi. Gönderdim canım. İşine son verdim. Sabah öyle konuştuk ya. Keşke ben konuşsaydım Bihter. Belki göndermek zorunda kalmazdık. Ne yani, bir kere daha mı affetseydim? Süleyman Efendi'nin kızı diye her türlü terbiyesizliğini sineye mi çekeceğiz? Bu kaçıncı küpemi çaldı affettim. Eşyalarımı karıştırdı. Kapımı dinledi kaç kere affettim. Ama benim arkamdan terbiyesizlik yapanı, benim evimde beni kötüleyeni niye tutayım hala? Artık bunu hazmedemem. Önce kahvaltımızı edelim mi? Buyurun Deniz Hanım. Günaydın. Günaydın. Aa, ne güzel olmuş burası. Bir Nihal Ciğergül prodüksiyonu. Hadi kaldır ablanla Behlül de hep beraber oturalım masaya. Eve gelmemişler ki. Evet, Nihal mesaj atmış dün gece. Tekniği arkadaşlarını davet etmişler. Gecikeceğiz diye yazmış ama. Gece ağır geçti anlaşılan. Keşke dönmek zorunda olmasaydım.
Babam anlar mı? Yüzüme bakarsa kesin anlar. Kahvaltıyı nerede yapalım? Bir şey yiyecek halde değilim. Midemde kelebekler uçuşuyor. Sen sakın değişme. Sakın. Nesrin'le Cemil'e bir yere mi gittiler yoksa? Niye size kaldı bu işler? Buyursunlar efendim. Hadi. Ne oldu ki? Yok bir şey. Teşekkürler, ellerinize sağlık. Oturun matmazel. Efendim afiyet olsun. Etnan Bey, kahvaltıdan sonra müsait bir zamanda birkaç dakikanızı bana ayırmanızı rica edebilir miyim? Bu kararın Adnan Bey'in de kararı olduğunu bildirmiştim size. Daha konuşacak bir şey var mı Süleyman Efendi? Yanlış anlaşıldım efendim, özür dilerim. Ben Etnan Bey'e bizim kararımızı bildirmek için konuşmak istemiştim. Kahvaltıdan sonra çalışma odasına bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Affedilmeyi beklemeyin ama. Cemil'in dönüşü yok bu eve. Bihter. Aslında hazır konu açılmışken söyleyin isterseniz Süleyman Bey. Adnan Bey'lerin daha fazla vaktini almış olmayalım. İzin verir misiniz? Efendim bizim emeklilik zamanımız geldi Şahiste Hanım'la. Uygun personel bulunduktan sonra biz de ayrılmak istiyoruz. Süleyman Efendi, bu çok düşünülmeden alınmış bir karar. Gideceğiz diye tehdit ediyorlar. Ya biz ya Cemile'ye döndü olay. Estağfurullah. Kesinlikle değil Adnan Bey. Biz gerçekten gitmek istiyoruz. Peki. Nasıl istersiniz? Teşekkürler efendim. Ömrünüze bereket. Teşekkürler. Ben de durmam artık burada. Zaten 3 hafta kaldı nikah. Bir an önce kurtulayım ben de bu evden. Ne oldu? Beşir. Allah Allah. Nerede bunlar? Arsene Hanım'la Beşir geldi. Gel buraya. Karşılayan karşıladı. Gel hadi otur. Hmm.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? Eşyalarımı toplamaya başladım. Biz de seni yalnız bırakmayacağız yavrum, merak etme. İşi bıraktık demeyin. Bıraktık. Toplu istifa. Ah, yavrum. Haberi duyduğumdan beri yerimde duramıyorum. Çok sevindim Bihter'cim. Hayırlı uğurlu olsun. Siz bilmiyorsunuz tabii. Bebek yok Arsen Hanım. Ama herkese hayal kırıklığına uğrattım biliyorum ama benim hiçbir suçum yok. Annem. Bir yanlış anlama olmuş. Gel otur şöyle. Benim eve dönmemden çok bebek için sevinmiş herkes. Olur mu öyle şey? Ben şey için... Neyse. Nihal'le Behlül uyanmadılar mı daha? Teknede kalmışlar dün gece arkadaşlarıyla. Parti uzun sürdü herhalde. Neyse, bu konuyu da kapatalım. Küpelerini unutma. Sağ ol canım. İstanbul'da büyük şaşkınlık olacak. Nihal'den önce gelin olacağım gibi görünüyor. Darf ich meinen Koffer nehmen? Ja, bitte schön. Artık anne ya. Ne olur sevindirme kimseyi. Arsen Hanım bırakmaz sizi. Çiftliğe çağırır. Yakışık almaz. Emekli olacağız dedik Adnan Bey'e. Aa geldiler. Otur lütfen. Nasıl olsa yukarı çıkacaklar. Oturun siz. Ben karşılarım. Arabayı çekeyim de garaja girsin. Hoş geldiniz. Beşir mi geldi? Evet. Beşir. Merhaba. Ay hiç iyi bakmamışsın kendine. Ne bu öksürük? Doktora görünmek için indim İstanbul'a. Hadi canım. Görüşürüz.
Görüşürüz. Herkes yüzümden anlıyor gibi geliyor. Bakayım. Aa, evet. Behlül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Doğrudan yukarı çıkalım. Ben üstümü değiştireyim, öyle inelim aşağı. Kaptan Simbat'la nişanlısı çıkamadılar yukarı bir türlü. Sen otur, ben bakayım. Belki baş ağrısı için ilaç filan ister. İzninizle ben de bir mutfağı kontrol edeyim. Rica etsem bugün bu konuyu mesela hiç konuşmasak, aşağı filan inmesek. Nasıl isterseniz. Şöyle geçelim mi? Hoş bulduk. Aşağıda görüşürüz. Sana bir şey söylemem lazım. Gel. Ne oluyor? Biz dün gece ilk defa birlikte olduk.